Merhaba sevgili dostlar. Ben Erhan Çelikel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arılığıma geldim arkadaşlar. Bugün arılarımı kontrol ediyorum. Burada bir tane kat atıp acaba bal alabilir miyim diye uğraştığım bir kovanım var. Şimdi onun kontrolünü yapacağım arkadaşlar. Bal yapabilmiş mi? Bal sezonunu da hemen hemen atlattık gibi burada ama ayçiçeği falan gitti. Şansımız var. Ben zaten çok aşırı bir bal beklemiyorum. Çünkü bu işte yeniyim. Arıcılığı yeni öğreniyorum. Deniyoruz. Kat nasıl atılıyor? İşte arı nasıl bal yapıyor? Arıya ne yapmak lazım? Arı nasıl? Yanında bir tane kovanım var. Daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür bu tarafta. Anasını kendi çıkarttı. Şu an anası geziyor. Güzel. Şimdi bir de bunu kontrol edeceğim. Bu kovanımda katını atmış olduğum bir kovanım. Bakalım arımızın durumu nedir? Açıyoruz şimdi. Bismillah diyoruz ve açıyoruz. Evet dostlar. Şöyle bakacağız mevcudumuza. Bismillah diyoruz. Evet, gayet güzel bir yoğunluk gördüm. Bunun kapalı yavrusu çoktu. Muhtemelen çıkartmıştır kapalı yavrularını. Evet, arının yoğunluğu güzel. Bu sefer biraz mal yönünden umutlu gibiyim. Çıtaları aralı bırakmıştım. Ana çıkıp yumurtlamasın diye, arılar bal getirsin diye. Ve bakıyoruz, evet biraz ağır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burası bal doldurmuşlar. Bakın şu bölgede bal var. Güzel. Arı güzel bal getirmiş. Güzel, bayağı bir bal yapmışlar buraya. Şimdi bu çıtayı kontrol edeceğim. Araya köprü yapmışlar. Bakın arı yukarı çıkıp bal taşımak için kendine asansör köprü yapmış. Evet, bu çıtada güzel bal var. Bakın arkadaşlar, pete aralı bırakınca birleştirmişler. Kendilerine bir alan yapmışlar ve burayı komple şu an bal doldurmuşlar arkadaşlar. Maşallah. İçerisi bal dolu. Üst tarafı biraz sırlı. Arka taraf da aynı. Güzel, yukarıda biraz bal var. Yani bu bir kilo, bir buçuk kilo gelir. Evet, buna diğer kovanımdan destek getireceğim bal alabilmek için. Evet, bu çıtam çok güzel, bayağı ağır bu da. Burada da bal var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstü sırlı, alt tarafı da bal dolmuş. Güzel, bu da güzel, hoşuma gitti. Bunun alt tarafına destek getirmeyi düşünüyorum ya da üst tarafına bal için. Teteye geri yaklaştırıyorum. Biraz paralı bırakıyorum. Evet. Arı yoğunluğum güzel. Alt tarafta da yoğunluk çok güzel. Buna diğer kovanımın birinden destek getirebilirim. Şimdi şu boş çıtayı ortaya alırsak, arkadaşlar arı balı ortada yaptığı için buna da bal dolduracaktır. Çünkü bu hafif. Arıyı yönlendiriyoruz yani. Boş olan kenara bal yapmamışlar. Ortadaki ve bu taraftaki peteğe yapmışlar. Ben de şimdi tersini yaptım. Arı bu tarafı bal yapsın diye. Evet, buna destek getireceğim öbür kovanımdan. Şu an için bal durumu güzel. Alt tarafını bir kontrol edeceğiz arkadaşlar. Alt tarafı niye kontrol edeceğiz? Ana sıkışıp arılar belki anayı sıkıştırmıştır. Ya da yumurta alanı kalmamıştır. Arı herhangi bir
oğul eğilimi, yüzük yapma eğilimine girişmiş mi diye onu kontrol edeceğiz. Şu şekilde koyuyorum. Evet, yoğunluk gayet güzel. Evet, arı yoğunluğu gayet güzel. Arkadaşlar şöyle üstten biraz duman verelim. Biraz duman verelim, çok değil. Şöyle bakalım burada stok durumu nedir? Burası son çıta, arının stoğu vardır burada. Biraz var, evet. Bal var, getirmişler. Burada ana arı olmaz zaten. Burası arının stoğu. Duvar çıtası bu. Evet, araya koymuş olduğum boş ham petekleri alacağım. Çünkü arı geç kabartmış bunu bayağı ama O zaman almaya gerek yok. Bunu kabartmış. Kabartmasaydı alıp başka kovana verebilirdim. Dursun. Bunu güzel kabartmışlar. Burada bir ham peteğim daha vardı. Kabartsınlar diye. Bakalım ana arı yumurta atmış mı? Hayır, kabartma işlemi devam ediyor. Aslında bala giden kolonide kabartma yaptırmamak gerek. Niçin? Çünkü arı peteğe kabartmak için bal harcıyor arkadaşlar. Ve bal yapmıyor onun için. Ama bu petekleri kabartmış artık. Yapacak bir şey yok. Onun için biz bu kabarmış petekleri alalım. Evet. Biz bu kabarmış petekleri alalım. İçinde yumurta da yok. Arıya gördüğünüz gibi boş, güzel kabarmış. Bunu öbür kovanımıza veririz. Kabarmış petekleri. Buna oradan siyah yavrulu destek getiririz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlarda hiçbir şey yok. Yumurta falan hiçbir şey yok. Sadece kabartma işlemi yapılmış. Buna öbür kovandan destek getireceğiz arkadaşlar. Şöyle yaklaştık. Öbür kovandan destek getireceğiz. 2, 4, 5. Evet. Buna daha sonra öbür kovanımdan ben destek, petek getireceğim. Ve buna vereceğim arkadaşlar. Videoyu burada durdurayım. Peteğimi alayım geleyim ben. Evet arkadaşlar, öbür kovanımdan bir tane koydum, bir tane daha getirdim, bunu da koyacağım. Arılar orada güçlü, oradan buraya destek olsun diye şöyle göstereyim. Ballı, kapalı yavrusu da var, balı da var, günlük yumurta da var burada, günlük yumurta da var ama olsun. Günlük yumurtayı da burada hallederler. Böyle araya veriyorum. Bir tane daha var. Onu da vereceğim arkadaşlar. Bir tane daha var. Onu da vereceğim. O da üstte. Onu da üstte koymuştum. Onu da vereceğim. Evet, şu çıtayı getirdik. Bunu da veriyorum arkadaşlar. Bunda da kapalı yavru var. Evet, şimdi bu arı biraz daha güçlenmiş oldu. Şu son çıtaya bakacağım. Şurada ana memesine benzer bir şeyler görüyorum. Şöyle bir kapatma yapmışlar ama yok bunlar. Geri koyuyorum. Bundan bir tane şey çekeceğim. Kalalarını sıkıntı olsun.
Evet. Şimdi güzel oldu. Biraz daha fazla bal yapabilir. Alt taraf 2, 4, 6, 7 çıta oldu. Üst tarafta da 3 çıta var. Daha da destek verebilirim buna sonra. Bakacağız. Evet. Şimdi ham petek kalmadı içinde. Yavrulu verdik, ballı verdik. Arı biraz daha rahatladı. Bundan bir tane çıta çekelim biz yine de bakalım. Şöyle ortada bir çıta çekeceğim. Bura biraz kabarmış. Bal durumu var gibi. Biraz. Evet, bu çıtada bal güzel duruyor arkadaşlar. Şu tarafını güzel kapatmışlar da. Evet, güzel kapalı yavrusu var. Evet, güzel kapalı yavru var. Her tarafı kapalı yavru. Bunun hepsi çıkacak. Çıkmaya yakın kapalı yavrular var arkadaşlar. Güzel. Şekilde arı. Ana azgaras kullanmıyorum. Şimdi kapatacağım arkadaşlar. Alt taraf biraz daha güçlü oldu. Üst taraf biraz ağırlaşmış. Güzel. Bal var yani biraz. Yani bana yiyecek kadar bal olursa kafi. Ben zaten bu işin ticaretini yapmıyorum şu an. Yani bu şekilde. Bakalım. Üst tarafı olmadı. Bir bölme koyalım. Şöyle şu tarafa bir bölme koyalım araya, çünkü bal getirecek, biraz bölmesi olsun ama. Evet, bu şekilde kapatacağım arkadaşlar arayı. Fazla sinirlendirmeye gerek yok. Bakalım, şimdi biraz daha güçlendirdim alt tarafı. Alt tarafı biraz daha güçlendirmiş olduk arkadaşlar. Evet, orada bir tane ham peteğim var. Onu da öbür kovanıma vereceğim. Evet arkadaşlar, şimdilik yapacaklarım bu kadar. Ne yaptık? Katlı kovanımızdaki arıların kabartmış olduğu petekleri aldım. Ana arıya destek olsun diye öbür kovandan bal yapsınlar diye başka bir petek getirdim. Şimdilik çalışmalarım bu şekilde. Arkadaşlar. Beni buraya izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgiler, saygılar dostlar. Hoşça kalın.